Evet arkadaşlar, Kardeşlerim dizisinin başrol oyuncularıyla beraberiz. Şimdi sezon arası veriyorsunuz. Neler söyleyeceksiniz? Mesajlarınızı alabilir miyiz izleyiciler için? Vallahi çok yorulduk. Biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Çok güzel dinlendikten sonra seneye çok daha güzel bir sezonla karşılaşacağız. Sizler neler söylersiniz? Evet, gerçekten yorulduk. O yüzden bir tatile ihtiyacımız vardı. O yüzden şu anda son bölümlerimizi çekiyoruz. Tatil yapmayı bekliyoruz. İnşallah. Siz efendim? Çok güzel bir sezon geçirdik. Ama biraz cidden dinlenmeye ihtiyacımız var. Yeni sezonda daha iyi bir şekilde döneceğiz inşallah. Peki bu izleyici sizi çok sevdi. Yani bu reytinglerde de gösteriyor zaten kendini. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bence setteki sıcak ortamımıza. Evet. Diyorlar ki bu herhalde 3 sezon, 4 sezon, 5 sezon bile gidebilir diyorlar. O konuda neler söylersiniz? İnşallah biz çok mutlu oluruz. Peki, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Arkadaşlar şimdi de Kardeşlerim dizisinin görüntü yönetmeni, başarılı yönetmenimiz, görüntü yönetmenimiz Okan hocamla beraberiz. Hocam merhaba, nasılsınız? Merhaba, kolaylıklar diliyorum. Hocam sezon nasıl geçti? Sezonu kapatıyorsunuz, finaldesiniz artık. Vallahi, sezon finalindesiniz. Evet, çok şükür sezonu kapatıyoruz. Zor geçen bir sezondu her açıdan. En önemlisi de sağlık açısından. En önemlisi de hiçbir kaza ve risk atlatmadan bunu başarmış olduk. İyi de reyting aldık, iyi de sonuçlarımız var. Çünkü farklı bir konsept, drama işi, ağır iş, kalabalık. Bunun üstesinden gelmek gerçekten çok zor. Ama bir şekilde sağ salim, kazasız belasız en önemlisi sezon sonuna kadar geldik ve bundan çok memnunuz şu an. Hocam, Türk insanı sizi çok sevdi, bu diziyi çok tuttu. Bunda başarının sebepleri neler olabilir sizce? Şöyle söyleyeyim, bu hikayenin içinde, total hikayenin içinde herkesin yaşadığı, günlük hayatta yaşadığı birçok şey var. Ama herkesin yaşamak istediği ve yaşamamak istedikleri de var. Bu yüzden de herkes bir benimsediği işi. Bu yüzden geldiğini düşünüyorum başarının da ve sonuçları da çok iyi geldi. Çok iyi reytingler aldı. Gerek sosyal medyada, gerek ulusal kanalda. Yani her alanda başarıyı yakaladığını düşünüyorum. Hocam, platodasınız herhalde. Son sahneler platoda çekecek, B platoda. Evet. Platoda çalışmak nasıl bir şey? Neler söylersiniz? Platoda çalışmak gerçekten hem konfor açısından hem güvenlik açısından bizim için son derece çok önemli ve bunun ekmeğini ve kaymağını da yiyoruz. Önemlisi de şu, bu plato gerçekten bizim isteklerimizi çok iyi karşıladı. Gerek teknik anlamda, gerek dekor anlamında. Burası mesela bahsettiğimiz gibi her anlamda farklı dekorlar olması bizi kurtardı. Mesela buraya girip hastanede çekebiliyoruz, karakolda çekebiliyoruz, sokakta çekebiliyoruz, araba içi de çekebiliyoruz. Yani her şeyi çekebildiğimiz bir yer. Bu yüzden biz buradan çok memnunuz. Giderek de büyüyor. Bu konuda da destek olmaya her zaman varız, açığız. Ve biz de sizin başarılarınızın devamını diliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Kendinize iyi bakın. Sağ olun size de hocam. Kardeşlerim dizisinin final sahnesi için cezaevi platosunda çekimler yapılacak. Şimdi gardiyan arkadaşlar da, yardımcı oyuncular da hazırlanıyorlar setlerine. Arkadaşlar şimdi Türk dizi sektörünün en fazla izlenen dizilerinden Kardeşlerim dizisinin sanat yönetmeni Gamze Hanım'la beraberiz. Hocam sezon arasına giriyorsunuz. Neler söylemek istersiniz? Vallahi heyecanlıyız tatile gireceğimiz için. Bir yandan da üzülüyoruz tabii. Çok arkadaşlarımızdan ayrılacağız. Heyecanlıyız. Gün sayıyoruz. Hocam ciddi anlamda bu izleyicisi çok sevdi. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bence Türk halk yapısına çok uyan bir dizi. Biraz da tabii dram, seyircimiz bizim dramı seviyor. Bence ondan kaynaklanıyor. Bizim samimiyetimizden mi? Sanatın da ciddi anlamda onun da bayağı bir katkısı var değil mi hocam? Yani sanat yönetmenliğinin bakış açısıyla baktığımız zaman Kardeşlerim'de nasıl gidiyor? Şöyle, yani biz bir aksesuarı verirken
karaktere de tabii yoğurarak veriyoruz. Hı hı. Yani eğer bir oyuncunun atıyorum valizi varsa zengine midir, fakire midir? Yani hangi karaktere uyması gerekiyorsa o şekilde veriyoruz. Hı hı. Harmanlayarak verdiğimiz için de bence çok daha gerçekçi oluyor. Seyirci de buna inanıyor. Hocam herhalde bir en az 3-4 sezon daha gider herhalde bu İnşallah. İş. Peki çok teşekkür ederiz. İyi tatiller. Sağ olun.